Allah Allah, dışarıdaki için. Canım görüşürüz, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Canancığım, bir anons yapalım mı dışarıdan? Değerli arkadaşlar, bakın konuşmacılar yerlerine geldi. Lütfen. Arkadaşlar, dışarıdan lütfen içeriye alalım mı arkadaşlarımızı? Bir haber verelim mi? Sevgili arkadaşlar, lütfen dışarıdakiler bir içeri girerler mi? Çaylarını alsınlar, önemli değil. Evet. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Yani... Arkadaşlar, 5'e çeyrek 6'ya çeyrek kala olacağına göre ben konuşma hakkımı kullanamayacağım ki kullanmamam da lazım. Çünkü arkadaşlarımın söz hakkına tecavüz etmiş olurum. Şimdi yarımşar saatlik süre veriyorum her konuşmacıya. Sonuna doğru soru kalırsa, yani vaktimiz olursa soru alacağız. Bu seferlik böyle olsun. Yapacak bir şey yok yani. Bundan sonra bu tür toplantıları daha rasyonel organize etmemiz lazım. Zaman sınırı var. Çünkü 6'da şey var burada. Bir etkinlik var. 6'yı çeyrek kala terk edeceğiz arkadaşlar. Temizlik de yapacaklar. Şimdi ilk konuşmacımız sevgili arkadaşlar. Takdim ediyorsunuz o zaman. Ben tabii zamandan kazanalım. Evet, bir an evvel. Kusura bakma. Rica ederim. Evet. Şimdi arkadaşlar, ilk konuşmacımız sağlık nedeniyle de Mustafa Hoca uzun bir süre sandalyede duramıyor. Yani belinden çok ciddi bir rahatsızlığı var. Bu rahatsızlıklar içerisinde son dönemde 3 tane kitabı attık kenara böyle. Gayet ses getiren ciddi çalışmalar bunlar. Türkiye üniversitelerinde az görülen. Bugün de dağıtılan kitaplar sevgili Mustafa Durmuş'un kitaplarıdır. Bunu da hatırlatayım. Sade Mustafa. Ama bu arada siz kim var başka? Neyse, diğer hocalar da varmış. Ama Cemalettin Bey'in de var. Cemalettin Bey'in de varmış. Bravo. Bu arada da bu arkadaşların kitaplarını ilgili yerlerden de temin etmek için lütfen. Aziz hocam, biz ücretsiz dağıtırız. Biz ücretsiz dağıtırız. Tamam. Şimdi ben önce Mustafa Hoca'ya söz vereceğim. Mustafa Hoca biraz alışılmışın dışında bir konuşma yapacak. Ama onun bir çalışması galiba Keskin sitesinde de olabilir. Başka yerlerde olabilir. Çok kapsamlı. Yani aşağı yukarı ne kadar Mustafa tahminen? 169 sayfa. Bak vallahi söylüyor. Demek ki 169 sayfa diyor. 172 sayfa diyor. Tabloları, şunları, bunları filan tavsiye ederim. Mustafa Durmuş Profesör diye yazın. Web sitesinde bedava o çalışmayı bulun. Burada farklı bir konuyu konuşacak. Bütçe hakkıyla ilgili konuşacak. Yani rakamlara boğmak istemiyorum dedi. Ben şimdi sözü Mustafa Hoca'ya veririm. Bu teşekkür ederim sevgili Aziz. Bu güzel PR'dan sonra daha rahat konuşabiliriz diye düşünüyorum artık. Konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Ben bu yarım saatlik süre içerisinde aslında koskoca bir bütçe hakkını size anlatmaya çalışacağım ama biraz farklı bakacağım Aziz Hoca'nın söylediği gibi. Olay şu, yani makro bir takım göstergelerle Türkiye'yi anlayabilmek mümkün değil. Bugün, çok özür dilerim hocam, ben yarım saat dedim ama yine saati yanlış şey yaptım. 6 diye ben düşündüm ama ne olur bunu şöyle yapalım, pazarlık yapalım, 20'şer dakika yapalım. 20'şer dakika, bir 10 dakikada ilavesi olur, yarım saat olur. Olmaz tabii de. Biz tabii biraz odaklanabilirsek, biraz da süratli konuşursak aynen, galiba yetiştiririz. Aynen. Çünkü bir önceki program bize sarkınca bize de biraz haksızlık oldu. Onun altını çizmek lazım. Siyaset yine bilimin önüne geçti birazcık. Efendim şimdi şöyle. Susacak mıyız yoksa ben susayım mı?
Evet, lütfen sizden ricam, eğer konuşacaksak birazcık odaklanalım. Zaman da çok, zaten fazlasıyla yok. O nedenden sonra dolayı sizden özellikle istirham ediyorum bu konuyu. Şimdi efendim farklı bir konuşma yapacağımızı söylemiştik. Bizden önceki konuşmacılar da Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisi ile ilgili çok detaylı, makro çok şey anlattılar. Onlardan tabii bir yerlere varabilmek mümkün değil ama, mümkün ama bizim durumumuzu anlamaya çalışmak için biraz daha spesifik olmamız lazım. O anlamda da bütçeyi ekonomik olarak konuşmayacağım. Ben bütçenin ekonomi politiğini size konuşacağım. Yani bütçenin ekonomi politiği dendiği zaman, örneğin sadece bütçe bir kanun değildir, bir yönetsel belge değildir. Bir yıllığına bir hükümete yapabilme, kanun, vergi toplayabilme, kamu harcaması yapabilme hakkını verme yetkisi değildir. Bütçe aynı zamanda daha önceki bir konuşmacımızın da Sayın Toker'in de söylediği gibi çok önemli bir kaynak tahsisidir. Yani çok ciddi milyarlarca lirayı kimlere tahsis edeceksiniz? Hangi ihaleleri kimlere vereceksiniz? Ve nasıl olacak? Bunun tespitinin yapıldığı bir belgedir. Bu nedenden dolayı da sosyal sınıfların en büyük kavga alanlarından bir tanesidir. Emek ve sermayenin en büyük kavga alanlarından bir tanesi bütçedir. Vergiler üzerine kavga eder, kamu harcamaları üzerine kavga eder, hizmetler üzerine kavga eder. Bütçeler aynı zamanda etkileri açısından bölüşümü son derece önemli ölçüde etkileyen şeylerdir, organlardır. Burada çok fazla konuşulmadı bölüşümle ilgili ama asıl bizim derdimiz bölüşüm, adaletsiz bölüşüm. Bakınız bu ülkede en son yapılan bir çalışmaya göre gelirin en tepedeki %1'lik zengin grubu milli gelirin %24'üne el koyuyor. Milli gelirin %24'üne el koyuyor. Dörtte birine en zengin %1'lik nüfus. Servette ise durum çok daha felaket. %78'ine el koyuyor, en zengin %10. Siz şimdi bunları konuşmayacaksanız başka bir şey konuşmanın çok fazla anlamı yok diye düşünüyorum. O nedenden dolayı bütçe çok açık ve net bir biçimde ekonomi politiği konuşulacaksa emekçiye ne getiriyor, ne götürüyor ve ne alıyor ondan? Yani verginin yükü kimin üzerinde kalıyor? Vergileri kimden alıyorsunuz? Kamu gelirlerini kimden topluyorsunuz? Onlardan aldıklarınızda harcamaları kimin için yapıyorsunuz? Kime doğru yönlendiriyorsunuz? Bunu net bir şekilde konuşursanız eğer o zaman işte gerçek anlamda bütçenin de ekonomi politiğini konuşmuş oluruz. Ki bakınız bu yeni bir şey değil. Bu çok eski bir şey. 1215 tarihinde İngiltere'de Magna Carta denen bir olay var. Kralın yetkilerini sınırlandıran o dönemin lokal derebeyleri çıkıyorlar, halkı dayanlarını alıyorlar ve diyorlar ki sen bizden aşırı vergi alıyorsun ve bu aldığın vergileri nereye harcadığını da kimseye söylemiyorsun. Bundan sonra senin vergi toplama ve kamu harcaması yapmaya yetkin sınırlandırılmıştır. İşte o günden bu yana bütçe hakkı dediğimiz kavram aslına bakarsanız demokrasinin de olmazsa olmazı olarak karşımıza çıkar. Yani eğer bütçe hakkı yoksa şundan çok emin olabilirsiniz. Burjuva demokrasisinden dahi bahsetme şansına sahip değilsiniz. Onun için bütçe hakkını konuşmak oldukça önemli. Şimdi bakın bütçe hakkını da tabii ki bir soyut ortamda konuşmamak gerekiyor. Bütçe hakkını herhangi bir uzayda zamandan kopuk, mekandan kopuk bir biçimde konuşmamak gerekiyor. Bütçe hakkını biz bugün Türkiye'de konuşuyoruz. 2 saattir bu alanda, bu mekanda konuşmalar var. Kaç tane OHAL lafı geçti? Şöyle bir kendinize bir soralım bakalım. Ben 2 tane OHAL lafı yakalayabildim. Bir tanesi Çiğdem Hanım'da, bir tanesini de Umut Bey de geçerken söyledi. Ama bizim hayatımızı OHAL belirliyor. Ve OHAL koşulları olduğu sürece ne bütçe hakkından bahsedebilirsiniz, ne de özgür seçimlerden bahsedemezsiniz. 22 ay sonra yapılacak seçimlerle ilgili olarak bugünden itibaren hazırlıklı olmak demek, öncelikle OHAL'in kaldırılmasını talep etmek demektir. Öbür türlü çünkü biz bunları yaşadık, bildik, biliyoruz, görüyoruz. O nedenden dolayı bizim gerçek anlamda zülfiyare dokunan, gerçek anlamda sorunlarımızı ortaya koyan tahlillere ihtiyacımız var. Türkiye'nin soyut, matematiksel modellerle, çok güzel pembe tablolarla açıklanabilecek bir ruh hali de söz konusu değil, memlekette o halde değil. Bunu çok açık bir şekilde görmemiz ve buna bağlı olarak bilenmemiz lazım. Bakınız, ne dedim ben? Bütçe hakkı, ödediğimiz vergileri nasıl alıyorsunuz ve bunları nasıl harcıyorsunuzu sormadır. Bunun da bütçenin hazırlanırken, bütçenin uygulanırken, bütçenin sonuçlandırılırken, yani tüm bütçe süreci boyunca ne yapılması lazım? Halkın denetimine açık olması lazım. Halk bunu denetleyebilmesi lazım. Şimdi burada yine bir
bir ilk konuşmalarda şöyle bir söz geçti. Dendi ki doğru olarak artık orta vadeli programlar, planlar işte bir aya sıkıştırıldı. Doğru. Bütçede bir aya sıkıştırıldı konuşulma. Daha önce de 4 aydan oturuyordu. Çok değişen bir şey yok. Yani Türkiye'de bütçe hakkı sadece geçen sene değil, sadece bu seneye ilişkin değil, 10 yıldır yok, 15 yıldır yok. Yani ben size bunu her türlü verisiyle anlatabilirim. O nedenle bunu zamanın içerisinde sıkıştırıp tartışmaktansa o bütçeyi kim hazırlıyor sorusuyla başlayalım. O bütçeyi hazırlayanlar, işte orta vadeli programı hazırlayanlar, Kalkınma Bakanlığı'nın bürokratları önlerine konmuş Dünya Bankası'nın yönergesiyle hazırlıyorlar. Ve bu nerede kabul ediliyor? Parlamentoda kabul ediliyor. Meclis nerede? Yok. Peki orta vadeli plan ona bağlı olarak Maliye Bakanlığı bürokratları tarafından hazırlanıyor. Nerede kabul ediliyor? Yine aynı şekilde hükümet tarafından, peki pardon Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul ediliyor. Yine burada da meclis yok. Hükümetin de diğer bir grubun kabul etmiş olduğu bir bütçeden bahsediyorsunuz. Şimdi bu bütçe 6 ayda hazırlansa ne olur? 1 ayda hazırlansa ne olur? Bu bütçenin hazırlanma sürecine bizim dahil olmamız lazım. Onun için bütçe hakkı dendiği zaman başlangıçta biz bütçeyi yukarıdan aşağı merkeziyetçi bir biçimde mi hazırlayacağız? Şu anda 5.18 ona emrediyor çünkü. Yoksa biz aşağıdan yukarıya doğru bunu konuşacağız. Mahalle meclislerinde, halk meclislerinde, sokak meclislerinde, işçi meclislerinde, halkın olduğu her yerde bütçeyi, talebimizi dillendireceğiz. Yüzlerce milyar dolarlık altyapı yatırımları yapılıyor. Hangisi halka sorumlulukta yapılıyor? Bunların bütçeye yansımalarını görüyoruz. Bütün bunlar programlara alınıyor. Gerçekten halkın ihtiyacı mı, yoksa uluslararası sermayenin dayatması mı, ya da bizdeki gibi 42 tane dünyanın en büyük inşaat şirketinin dayatması mı? Bakınız ben size bir rakam vereyim. 250 tane dünyada küresel çapta büyük inşaat şirketi var. Bunlardan 42 tanesi bizde. Bu Cengizler Mengizler bunların arasında işte. Ve bunlar var olduğu sürece bütçenin ve bütçenin kaynaklarının da bu tür tartışmalı altyapı üst yatı yatırımlarla ayrılmasından başka çare gözükmüyor gibi. Şimdi birincisi bu. Sorulmadı hazırlanırken. Peki bütçe uygulanırken ya da uygulandıktan sonra acaba nasıl bir durumla karşı karşıya geliyoruz? Bakın ona bir bakmaya çalışalım. Ama öncelikle çağdaş olarak bütçe hakkını konuşurken bugün konuşmamız altını çizmemiz gereken bir başka şeyden bahsetmek istiyorum. Bütçe hakkı sadece dostlarım şey değildir. Ekonomik hakların, sosyal hakların savunması değildir. Yani bütçeden eğitime daha fazla pay ayırın, sağlığa daha fazla pay ayırın demek değildir bütçe hakkı. Bütçe hakkı bugün çok net bir şekilde demokrasinin savunulmasıdır. İnsan haklarının savunulmasıdır. Özgürlüklerin savunulmasıdır. Yani ifade özgürlüğü olmadığı sürece, basın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü olmadığı sürece siz hangi eğitim hakkından söz edebilirsiniz? Hangi sağlık hakkından söz edebilirsiniz? Onun için bütçeye bu tür özgürlükleri kalıcı hale getirecek, temel insan haklarını kalıcı hale getirecek bir yeni açılış yapmamız lazım bizim. Bütçe hakkı dediğimiz zaman sadece ekonomik ve sosyal haklar değil, biz siyasal haklarımızı ve özgürlüklerimizi de savunuyoruz dememiz lazım. Ve bütçe hakkı talep edilirken de işte bunları talep edilmesi lazım. Artı sadece vergiler değil ki, vatandaşın belini büken enflasyon var, vatandaşın belini büken borçlanma var. İşte bugün de söylediğim rakamlara boğmayacağım ama hazinenin nakit açığı %58 oranında artmış bir sene öncesine göre 61 milyarlar kapatmış. Bu önümüzdeki yılda daha yüksek bir rakamla kapatacak. Belli ki ihtiyaçlar var onun için. Nakit ihtiyacı çok fazlasıyla doğmaya başlamış. Gelirler artmıyor. Harcamalarda çok büyük bir artış var. Ve bu neyle karşılanıyor? Borçlanmayla. Bunu borçlandığınız zaman nereden borçlanıyorsunuz? Ya içeriden ya dışarıdan borçlanıyorsunuz. Ve bunu yaparken de çok yüksek faiz oranıyla borçlanıyorsunuz. Ve yüksek faiziyle borçlanma bugün sizin ihtiyacınızı görüyor siyaseten. Ama bir dönem sonrasında 2019, 2020, 2021'de çok ağır vergiler biçimlere yapmaya başlayacak bu. Bizim üzerimize gelmeye başlayacak. Bunu da sorgulamamız lazım. Niye borçlanıyorsun? Yani torba yasaya 37 milyar liralık borç limitini artırma hükmü neden konulmuştur? Bunun gerekçesi nedir? Bunun açıklaması da söz konusu olmadı. Aynı şekilde bakın enflasyon. Enflasyon arttıkça gizli bir vergi gibi bir cebimizdeki paranın akıp gitmesi demektir. Ve enflasyonu artıran kredi garanti fonunun kredileri diye bir mekanizma var. 219 milyarı kullanıldı bunun. Bu yıl içinde 50 milyarın kullanılacağı ifade ediliyor. Yine aynı mekanizma, yine aynı kesimlere bankalara verilecek. Bankalar da sözüm ona bunlardan şikayetçi gibi açıklamalar yapıyorlar. Ki bu bankalar geçen seneyi %65 ortalama karlılıkla kapatmış olan bankalar. Ve bakınız enflasyon arttığında hem gizli bir vergi hem de enflasyonla beraber malların fiyatları da arttığı için o malların fiyatları üzerinden alınan KDV'ler
%18'ler, %8'ler, yüzde bilmem kaçlar, %25'ler ne yapmaya başlıyor? Onlar da artmaya başlıyor. Bu da halkın soyulması anlamına gelmiyor mu? Bu da aslında enflasyon üzerinden, borçlanma üzerinden bir tartışmanın yürütülmesi gerekiyor. Bütçe hakkını konuşurken biz bunu birazcık daha politikleştirmemiz, bunu birazcık daha ne yapmamız lazım? Konuşmamız lazım. Dedim ki konuşmamın başında sadece bu sene değil, evet bu sene çok kötüydü o hal koşullarında. Üzülerek söylüyorum, referandumla beraber 2019'dan itibaren her şey beklendiği gibi giderse bütçe hakkının tabutuna son çivi çakılmış olacaktır. Artık bütçe hakkı falan hiç konuşmaya gerek kalmayacak. Çünkü hükümet yapmayacak artık bütçeyi. Artık Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak. Kime ne kadar vergi istisnası muafiyeti verilecek, kime ne teşvik verilecek, kimden ne kadar vergi alınacak ya da alınmayacak. Bütün bunların kararı Cumhurbaşkanlığına bırakılmış olacak. Geldi, başka bir hükümet var, başka bir parlamento var çoğunlukta, kabul etmez diyebilirsiniz. Hiç dert değil, kabul edilmezse aynen bir önceki yılın yeniden değerleme oranıyla ben yoluma devam ederim der. Fiilen ortadan kalkmış demektir. Şimdi bakınız, siz bu koşulları o halden bağımsız nasıl atışabilirsiniz? Mevcut koşullardan bağımsız. Burası bir kan maliyesi dersi değil ki. Biz soyut bir şekilde şöyle 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 olabilir. Dolayısıyla da böyle olduğunda şu sonuçlar doğar. Hayır doğmaz efendim. Verili koşullarda o sizin durumunuzu belirler. O nedenden dolayı böyle giderse daha kötü olacaktır. Ama geçmişte de bakın Sayıştay raporlarına baktığınız zaman 5-6 kalem onları da şöyle bir 10 dakika içerisinde tamamlıyorum. Ve sonra da bitirmek durumunda kalacağım. Anlaşılan o gözüküyor. Şimdi dostlarım bir bütçenin hazırlanması ve uygulanması sırasında öncelikle daha doğrusu denetimi sırasında Sayıştay'ın tam bir denetim yapamadığını söylememiz lazım. Sayıştay kimin adına denetim yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına. Türkiye Büyük Millet Meclisi sözde kimin adına orada? Değil mi? Bizim adımız orada. Bizim adımız orada. Ama bir işçi kendini orada yaktı. Kaç tane milletvekili? Kaç tanesi beyanat verdi? Kaç tanesi yanında oldu? O da ayrı bir tartışma konusu ama bizim adımıza orada varlar. Sayıştay Millet Meclisi adına idareleri denetleyemiyor. Neden ne biliyor musunuz? Yetkisi olmasına. Çünkü belge, bilgi yeterince gelmiyor Sayıştay'a. Sayıştay da sürekli raporlarında bu denetimden şikayetçi. Bu denetim de sakın şey diye düşünmeyin. Acaba yapılan işler doğru işler mi? Hayır, hukuka uygun mu, mevzuata uygun mu diye uygunluk denetimini dahi yapamıyor. İkincisi, yedek ödenek artışları var. Yani bütçede yedek ödenekler %2'si oranında artırılabileceğine dair kanunda bir şey var. Yetmezse. Sürekli olarak son yıllarda bu yedek ödenek artışı %10'lara kadar çıkmış. Örneğin 2016 raporuna baktığınız zaman %6 oranında yedek ödeneklerin artırıldığını görüyorsunuz. Bu çok fazla bir şey ve hukuka da çok uygun olan bir şey değil. Yasal olmayan bir biçimde ödenek üstü harcama yapmak. Ödenek üstü harcama sadece arkadaşlar savaş, seferberlik vesaire filan gibi durumlarda yapılabiliyor ve belli idarelere veriliyor. İşte Milli Savunma Bakanlığı vesaire filan gibi. E bakıyorsunuz 2016 yılı raporuna yine Sanıştay'da %3,0'lık bir fazlası yani yönetim bütçesinin %3,0'ının üstünde bir ödenek üstü harcama yapılmış. Ve önemli bir miktarda gelir ve harcama aslında bütçe dışında ya da bütçenin kontrolü dışında tutuluyor. Bir takım fonlar var duymuşsunuzdur. İşte sosyal yardım dayanışma fonu, başbakanlık tanıtma fonu, savunma sanayi destekleme fonu ki bunların içerisinde en önemlilerden bir tanesi de bugün gündemli olanlardan bir tanesi. Şimdi dikkatinizi çekerim. Bu fonların mucidi Özal'dır. İlk ortaya geldiğinde bütçeyi halktan kaçırabilmek için yüzü aşkın fon kurdurmuştur ve hesap vermiştir. Sonra onlar azaltılmıştır ve günümüzde bunlardan 5-6 tane kalmıştır. Ama bunlardan bazıları hakikaten çok önemli diyebileceğimiz fonlar. Bunların gelirleri belli. Gelir vergisinden aktarmalar, kurumlar vergisinden aktarmalar, ÖTV'den aktarmalar vesaire vesaire. Ama yapılan ödenek tahsisleri konusunda meclisin bir şeyi yok. Yetkisi yok. Ve bu Sayıştay tarafından sözüm ona denetime tabir olmasına rağmen asla denetlenemiyor. Bunlar içerisinde bir tane çok özellikli olan bir şey var. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bünyesi altında yer alıyor. Biliyorsunuz İşsizlik Sigortası Fonu. 116 milyar liralık bir fon birikmiş durumda burada. Kaynak birikmiş durumda. Fakat bakınız 15 yılda buradan sadece 5.3 milyon işsize para verilmiş. Yani kaynağın %15'i bunlara kullanılmış. Hem parayı sizden alacak, işsizlik
sigortası primi biçiminde. Hem de bu para size harcanmayacak ihtiyacınız olduğu zaman. Peki nereye harcandı? İşte ulaştırma projelerine harcanan şeyler bunlar. Bütçeyi yamamak için kullanılan şeyler bunlar. Dolayısıyla aslında biz bütçenin içini konuşuyoruz ya, asıl konuşacağımız şey bütçenin dışında bu sözünü ettiğiniz dışarıda kalan şeyler. Hele bir tanesi var ki Çiğdem Hanım bunu işte ikinci hazine, ikinci bütçe filan dedi. Ben buna paralel bütçe diyorum aslında. O da bakın Türkiye Varlık Fonu 200 milyar dolarlık bir fon. Yani neredeyse bugünkü mevcut 763 milyar liralık merkezi yönetim bütçesine eşit. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin. İki ayağınızı da iki önemli kaynağa basmışsınız. Bir tarafta merkezi yönetim bütçesi 763 milyar lira, öbür tarafta da Varlık Fonu. Ve siz 1,5 trilyon liralık bir kaynakla istediğiniz her şeyi yapabilir misiniz? Yaparsınız. Hele ki buna uygun o hal vesaire filan gibi koşullarda söz konusuysa hiç kuşkunuz olmasın bunları yapabilecek durumda olursunuz. Dolayısıyla biz bütçeyi konuşurken asıl konuşmadıklarımız dışarıdan bize şöyle ellerini uzatıp bizi de konuşun diyorlar. Bunun bir kısmını zaten kimin konuştuğunu söyledim. Çiğdem Hanım konuştu Varlık Fonu. Varlık Fonu ile ilgili bir küçük not düşeyim hemen. İşte bir yerli şirkete denetleteceklerinin haberi çıktı. Çiğdem Hanım yaptı o haberde. Adını söylemenize gerek yok. O bir uluslararası şirketin Türkiye temsilcisi. Bakın uluslararası şirketler var ya, 4 tanesini biliyorum ben onların mesleğim gereğince. Bu PwC vesaire filan gibi, KPMG filan gibi onlar. Dünyanın en büyük şirketleri. Şu anda bunlardan 2 tanesi çok ciddi bir biçimde men edilmiş durumda. İlk sözünü ettiğim PwC Hindistan'dan men edildi 2 yıllığına. Yeni bugünlerde Reuters açıkladı bunu. Çünkü bir yolsuzluğa karışıyor. 1,4 milyar dolarlık bir usulsüzlüğü kapatıyor verdiği raporlarda vesaire filan. Ve diğeri benzer bir biçimde Amerika'da Florida'da bir bankayla ilgili bir raporundan dolayı yeterince ehemmiyet gösterilmediği gerekçesiyle yasaklar listesine alınmış. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Siz bunu kamuya denetletmediğiniz sürece bunu özel sektörün denetlemesi çözüm asla olmayacaktır. O nedenden dolayı Varlık Fonu gerçek anlamda denetimsizdir. Hiçbir biçimde kanuna tabi değildir. O nedenden dolayı da bana kalırsa en az 1. bütçe kadar hatta çok daha etkili bir şeydir. Ve son söz olarak da şu şeyden bahsedeyim biraz. Koşullu yükümlülüklerden. Yani yine bütçe dışında tutulan, bütçede gösterilmeyen ama gerçek anlamda bizim gelecekteki yükümüzü etkileyen şeyler. 1. grup şehir hastaneleri. Bu şehir hastaneleriyle ilgili 26 tane toplam olduğu ileri sürülüyor. Bu şehir hastaneleriyle ilgili şöyle bir durum var. Özetle söyleyeyim ben size. Kiralama yapılacak. Kiralama, hizmet kiralanacak bunlardan. Özel sektör yapıyor bunları. Kiralamanın bedeli de şu. 25 yıl için bu hastanelere 57 milyar avro, bakın 57 milyar avro para ödenecek. Bunu aslında bir hocamız yazdı. Ona bakarsanız aslında oradan bütün detayları görebilirsiniz. 57 milyar avroluk bir kaynak aktarması söz konusu. Dünyanın en pahalı, en bana kalırsa ölçek açısından verimsiz projelerinden bahsediyoruz. Ama çok ciddi bir şekilde kaynak aktarıyor. Kimler yapıyor diye baktığınız zaman da işte son dönemi o türedi büyük inşaat şirketlerinin bunların içerisinde göklere çıktığını da görebiliyorsunuz. Bir ikincisi de koşullu yükümlülükler dediğimiz bu köprüler vesaire filan. Hani köprüden geçmezse alınan paralar var ya, onunla ilgili sadece 4 tanesi için ben size söyleyeyim. Osman Gazi'de dahil olmak üzere 4 tanesi için 25 yıl boyunca 22.5 milyar avro şey ödenecek. Bu risk gerçekleştiği takdirde yeterince yolcu geçmezse vesaire araç geçmezse para ödenecek. Bakın 57 artı 22.5 milyar biz bunu 4.6 ile çarpın. İnanılmaz bir kaynak. Yani bizim çocuklarımızın geleceği 25 yıl boyunca aslında buralara aktarılacak demektir. Ve bunlar bizden maalesef daha sonraki dönemlerde vergiler biçimde gelecek ki nitekim zaten bu sene 2017 bütçesi, 2018 bütçesine de 6.2 milyar liralık bunlarla ilgili bir kaynak kondu. Ve özelleştirme projeleri diyorlar ya bunlara, ben size son olarak o zaman bunu da söyleyip böylece bitireyim. Aziz bakmaya başladı çünkü bana. Var mı Aziz daha bakayım? Yani. Son cümle. Son cümle. Peki. Şimdi efendim, her şey özelleştiriliyor ya. Şu anda sahip bulunduğumuz iktidarlar sadece borçlanma şampiyonu değiller. 2002 yılında
100 milyar dolarlık toplam dış borç vardı. Şu anda 436 milyar dolar oldu. Ve bu arada 150 milyar dolar civarında faiz ödedik. Bu kadar faiz ödenmesine rağmen borç stokumuz 4,5 kata yakın arttı. Bunu bir kere yazın. İki, özelleştirme şampiyonu. 60 ila 70 milyar dolar civarında bir özelleştirme yapılmış. 2002 yılından bu yana. Ve %87'ye denk düşüyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmış olan özelleştirmelerin %80'i. Ve özelleştirmeler devam edecek gibi gözüküyor. Ben bir sonraki özelleştirmelerle ilgili size müjdeyi vereyim. Aslında Çiğdem Hanım birazcık işaretini verdi dedi ya, hani onlarca belki yüzlerce ceza yapılıyor dedi ya, bunların da 21B'ye göre işte davet usulüyle yapıldığını söyledi. Şimdi bunlar yapıldıktan sonra muhtemelen özelleştirilecek. Cezaevi nasıl özelleştirilir diye sormayın. Amerika'da cezaevlerinin özelleştirilmesinin sayısız örnekleri var. Verip çalıştırıyorlar. Ve muhtemelen böyle giderse Sedat Peker'e verirler. O da alır, muhteşem bir saltanat kurar orada. Hem suç işleme işlerini böyle gayet güzel bir şekilde rayına sokar, hem de cezaevleri de özelleştirmiş gelir olur. Ama burada bizde de bir şey çıkar. Mahkum garantisi lazım. Tabii. Tıpkı bakınız, yolcu geçiş garantisi gibi Amerika'da mahkum garantisi veriyor, biliyor musunuz? Diyor ki yılda size şu kadardan az mahkum olursa aradaki farkı ben veriyorum. Bunun üzerine suç oranlarından inanılmaz bir patlama olmuş. Uyuşturucuda, cinayetlerde falan. Çünkü mahkum lazım. Emin olun, bu işin hiçbir biçimde hayalinin sonu yok. Yeni liberalizm, yeni muhafazakarlık ve eski otoriterlik, eski despotizm bu ülkenin maalesef son dönemdeki kaderidir, karakteridir. Buna ilişkin olarak da bizim şapkayı önümüze koyup ciddi ciddi bütçe hakkı üzerinden düşünmemiz ve önerilerimizi buna göre geliştirmemiz lazım. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Valla ben hep ciddi sonuçlarına rastladım. İlk defa böyle mizahi kabiliyeti olduğunu fark ettim. Ya sizi görünce değişti adam. Ay şey çok güzel. Yani, o işleri hep asıl yapardı. Bu bir. İkincisi tabii şey rakamıyla ilgili 432.4 gelmeden önce baktım son rakam. Yani ufak bir fark oldu. Olur yani. Azizim düzeltmeseydin iyiydi. Karizmayı çizmişsin. 1.4 milyar fark yapmışız. Bir de tabii o kadar reklam yaptık kardeşim. Varlık Fonu ile ilgili bir makalemiz çıktı. İki yazarlı. Çalışma ve Toplum. Hayır, yapmıştık. Bize de hafiften bir dipnot ver ya. Çalışma ve Toplum. Dipnotu veriyorum. Mazi Hoca'nın da bu konuda çalışması var. Diskin biliyorsunuz bilimsel bir yayınıdır. Bu çok kaliteli bir yazar. Bu söylüyorum. Bizim makalemizi söylemiyorum. Ona da bakalım. Evet. Şimdi Cemal için çok renkli bir adam geliyor. Çok renkli. Kapanışma yani, yapayım mı? Yok. Milletvekillerinden yargı ayrılıyor. Milletvekilleri son konuşmak olur. Şimdi bir enteresan bir arkadaşımız. Daha önce kendisini tanıyoruz. Burada yine güzel bir sunuş yapmıştı. Burayı fethetti. Şimdi yine fethedecek. Ayağa kalktı zaten. Merhaba gençler. Gene her zaman genç kalanlar. Ses geliyor mu? Harika. Şimdi hep bana böyle yapıyorlar. Hep böyle yapıyorlar. Ben çalışmaya başladım. Bu sefer dedim slogan atmayacağım. Bir sürü bilim şey anlatacağım. Hemen Musa Ceylan Hoca'yı aradım. Hocam dedim, bana soldan bakan bir adamın birkaç makalesini gönder. Bütçede bindirme yapacağım. Mustafa Hoca'nın makalesini. Evet. Efendim çalışmada burada. Bitti. Anlatacak bir şey kalmadı bana. O zaman her zamanki gibi yapayım. Ben işin gene psikolojisini konuşayım, değil mi? Hani böyle biraz soldan biraz, evet, öğrencilerim geldi. Çocuklar zaten mekanik kısmı anlattılar. Ben size işin slogan kısmını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, bütçe hakkı falan filan anladım. Bütçenin bir psikolojisi var, biliyor musunuz? Bütçenin bir psikolojisi var. Biraz bozuk ama bütçenin bir psikolojisi var. Bütçenin psikolojisini konuşalım mı biraz? Size birkaç veri vereyim, bunları tartışalım. Şimdi bir çalışma yaptı yürütme. Vallahi bunları eleştirmek ya da solculuk adına söylemiyorum. Samimiyetle konuşalım, hatamız varsa düzeltelim. Dedi ki,
burada 2200 ton yastık altında altın var. Ve upuzun bir adla bir proje üretti. Dedi ki altın tahvilleri ve altına endeksli kira tahvilleri yayalım. Haydi gelin bize verin dediler. Kamu spotları 3-5 tane hani böyle ünlü adam bak biz de altınımızı verdik dediler. 2200 ton yastık altı altından kaç tanesi hazineye geldi? Hiçbir fikriniz var mı? 2200'de bir. 2200'de bir. Şimdi yani şöyle bir gerçeklik bir tartışma yapmamız gerekiyor. Şunu sormanız gerekiyor. %50 civarında oy alan bir iktidarın özellikle böyle ekonomi gibi ulusal güvenlik içeren bir konuda yani en azından böyle bu devlet ve milletin en zor zamanlar dediğinizde en azından %5'lik 10'luk da ek puan gelir. %60'lık kitleden 2200'de bir çıkması tuhaf değil mi? Esasında şunu söylüyor. Bize şu mesajı veriyor. Aslında bir şeyler yanlış gittiğini biz de biliyoruz ama bir şey yapamıyoruz diyor. Türkçe meali budur. Şimdi o zaman o 2200 tonu vermeyen altın sahipleri zenginlere sesleniyorum. Ne yapıyorsunuz siz? Ya o zaman çıkın deyin ki bir şeyler yanlış gidiyor ki bunlar para sahipler demektir. Benim gibi garip kuruyorlar değiller. Ya da yalan söylemekten vazgeçin. Şimdi o hal üzerine biraz konuşalım. Şimdi o hali anlatacağım ama gelecek salı günü Yeşil ve Sol Gelecek Partisi o halin ve hukukunu tartışacak. Tek konuşmacı benim. Gelin size o hali anlatayım. O hali, bu hali, şu hali hep anlatırım. Anladınız mı? Bir de benim hallerimi anlatırım. O daha eğlenceli. Şimdi benim hallerim cidden eğlenceli. Hani bu laf olsun diye bir şey söylemiyorum. Nasıl bir dünya tahayyül ettiğimi konuşuruz. Şimdi o hal var. Bir darbe girişimi oldu. Uçaklar uçtu. Kurşunlar sıkıldı. Birileri öldü, birileri yaralandı. Tamam. Cidden bu ülke acayip bir dar boğazdan geçti ama ben toplumun bu kadar şaşırmış olmasına şaşırıyorum. Ulan biz 20 yıldır söylüyoruz bu adamların tehlikeli olduğunu. Yani o güne kadar fark etmediğinizde bombalar patlayacağım fark ettiniz. Yani biz 20 yıldır zaten o adamların o halini yaşıyorduk. Şimdi onların yarattığı o hali niye bütçesini bize çıkarıyorsunuz? Televizyonlar kapalı, dergiler kapalı, web siteleri kapalı, her yer kapalı. Bütçeyi konuşamıyoruz. Kimi konuşuyoruz? Aleyna Tilki Amerika'da 42 bin liraya ev kiralamış. Onu konuşuyoruz. Konuşun. Konuşun. Çocuklarınız işsiz. Konuşun. Her memurdan yani her mühendisten 4 mühendisten birisi kesin işsiz. Kesin. Her kadın mühendisten %38'i işsiz. Aleyna Tilki'nin villası iyidir. Konuşmaya devam edin. Oldu mu? Ya da Alişan nişanlısından ayrılmış konuşmaya devam edin. Anladınız mı? İyidir. Siz olmazsanız, siz bunları konuşmazsanız ben nasıl servetime servet katarım? Devam ediyoruz. Efendim, öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Hani bu sinek deneyi. Ulan herkes övünüyor. Duble yollarımız var, şunlarımız, bunlarımız var. Arabanız yok. Arabanız yok. Evet, arabanız yok. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi hani diyoruz ya Avrupa bizi kıskanıyor. Evet Avrupa bizi kıskanıyor. Acayip ekonomistlerimiz var. Nasıl? Adamın birisi köprü yapıyor. Sözde devletle işbirliği yaparak diyor ki 40 bin tane aracın geçeceğini garanti ediyorum. Nereden biliyor? Nereden biliyor? İstatistik bilimi bile bu kadar garanti veremezken sen döviz bazlı nasıl taahhüt veriyorsun? Verir. Ne yapar? Muş'un Bulanık içerisindeki Hacı Cabbar övünsün diye. Ama Hacı Cabbar ölene kadar köprüden geçmeyecek. Ama geçmediği köprünün vergisini, parasını farkında olmadan ödeyecek. Devam etmek lazım. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Buna hep bir çocuk psikolojisi. Yakında şu haberler çok sıkıştıracak. Görün. Çok acı bir şey söylüyorum. Halam prostattan ameliyat oldu. Amcam kürtaj olacak. Biliyorsunuz hayır bilmeyin. 2 yıl sonra şehir hastanelerinden. Çünkü diyorsunuz ki o şehir hastanesine ben şu kadar MR çekeceğim. Şu kadar adam ameliyat olacak. Şu kadar adam veya kadın. Adam derken erkek kastetmiyorum. Adem'i kastediyorum. Şu kadar insan da şu hastalıktan muzdarip olacak. Yahu devletin görevi hastalığın artışına göre vaatte mi bulunmaktır? Senin görevin beni iyileştirmek.
Beni hasta etmemek. Sen de tartışıyorsun. Ben seni hasta edeceğim. Olmasan da olacak. Olmasan da parasını vereceğim. Deli dumur hikayesi. Vallahi deli dumur hikayesi. Hastalanmazsanız parasını ödüyorsunuz. Yani ölün kurtulalım. Ölün kurtulalım yoksa siz üstüne para ödeyeceğiz arkadaşlar. Nedir bu sağlıklı sağlıklı geziyorsunuz? Şimdi ama gülüyorsunuz. Peki buradaki risk parasını bahsedeyim mi? Milyar eurodan bahsediyorlar. Ben size daha iyi bir şey anlatayım. Şimdi 2.6 milyar dediler. 2.6 milyar. Eski parayla 2.6 katrilyon. Şimdi bu para nasıl bir para? İşte bir şey ağzından cırt diye çıkıyor. Cırt kolay. Ne olacak? 2.6 katrilyon. Şimdi bunu biraz somutlaştıralım. 2.6 katrilyon. Boğaz'da kaç tane yalı alırsınız biliyor musunuz? Şimdi fikriniz var mı? En iyi yalı 20 milyon olsa 1000 tane yalı alıyorsunuz. Ulan ya, Boğaz'da kaç tane yalı var? Vicdansızlar. Hani tam bu şey var ya bir mandıra filozofu. Hani durum bu. Durum bu. Durum bu. Ama alkışlıyorsunuz, oy veriyorsunuz. Aleyna Tilki'nin file çoraplı, şey file çorabı daha önemli. Çünkü niye? Sizin bilinç altınıza hareket ediyor. Evet, devam edecek. Şu an Tilki'yi de iyi takip etmiş ha. Çok, çok. İtiraf ediyorum. Bir defa bile dinlemedim. Öğrencilerim yüzünden öğrendim. Ama geçenlerde haberlerde gönderdim. Alenen. Çocuğu sübyancılık için malzeme yapıyorlar. Alenen. Yani bildiğiniz pornografi. Tamam mı? Hani gülüyorsunuz ama aslında ben sürekli belden aşağı bilinçaltınıza vuruyorum. Gidin bak fotoğraflarına kızın. Tamam mı? Ve kaç yaşında bilmiyorum daha şey değil. Ceza ehliyeti. Evet, evet. Yani Allah korusunuz kıza dokunsanız kız gitse şikayetçi olsa taciz edildiğinde 12 yıl yersiniz. Şimdi olayın bahametini biraz ciddileştireyim mi? OECD açıklama yapmış hocanın verilerinden. MR ve ameliyatta birinciyiz. Yani her giden kalpten bir ameliyat oluyor biliyor musunuz? Hemen bir balon atıyorlar ya da ne diyorlar hani böyle stent takıyorlar. Yani neredeyse memlekette herkesin kalp motoru bozuk. Yeter ki hastaneye girmeyin. Şimdi anlatmaya devam edeceğim. Şimdi bütçe hakkı dediniz. Şimdi ben açık konuşayım yani böyle. Nasıl olsa yakında alacaklar. Onun için rahat rahat siz de dersiniz. Cemalettin bunları söyledi. Bütçede Kürt yok. Bütçede Türk yok. Bütçede Laz yok. Bütçede Çerkez yok. Arap yok. Alevi yok. Hatta Müslüman yok. Kim var biliyor musun? Emevi Müslümanlığı var. Bir tek. Yani mesela Hanbeli için bir bütçe bulamazsınız. Bir Maliki, bir Şafii için bulamazsınız. Sadece bir imamların bütçesi var. Yok olan diller var bu ülkede, yok olan. İki dönem sonra Lazurice konuşan kimse kalmayacak bu ülkede. Bir dilin doğması kaç bin yılımız alıyor biliyor musunuz? 3000 yıl. Evet, 3000 yıllık bir dil ölüyor. Zazaca, yaklaşık 3 kuşak sonra ölecek. Yok oluyor. Yok. Nusayri inancı. Hiçbir şekilde yok. Aleviler, zaten onlar yok, onlar da istemiyor. Kardeşmişiz onlarla, yuvarlanıp gidiyoruz. Aslında bütçe hakkı dediğinizde kim yok? Emekli sen, size söylüyorum. Aha, emekli sen yönetimi orada. Var mısınız? Yoksunuz. Niye buradasınız? Kürsüde söyleyecek deli arıyorsunuz, onun için geldiniz. Biliyorum. Emekli yok. Niye yok? Emekliye verilen para, emekliye verilen para açlık sınırı. Açlık sınırı. Hani hatırlıyor musunuz? Burada bir kısım arkadaşlar 1,5 gün önceki konuşmamda beni deliler gibi alkışlamıştı. Size demiştim ki barbarlar geliyor. İbni Haldun'un dediği barbarlar geliyor. Kılıçlarını biliyorlar dedim. Barbarlar geldi. Barbarlar meclisin önünde kendilerini yaktı. Daha uyanmadılar. Mesele orada kendilerini yakmaları değil. Yarın sizin yüksek rezidanslarınızı, köşklerinizi, Lamborghini'lerinizi yakarken çok eğleneceğiz. Anladınız mı? Daha kim yakacaklarını bilmiyorlar. Ateşi aldılar. Ama ateşi kime yönelteceklerini bilmiyorlar. Elbet birisi çıkar der ki yanlış yeri yakıyorsunuz. O zaman eğlenceye bakınız. Aldınız mı mesajı? Memur yok. Memur yok. Hayır, maaş verecek memur da kalmadı. Bir hukuk şeyi furyası gidiyor. Efendim
kıble, eğer Müslümansanız kıble programını indirdiyseniz, içeridesiniz, görevden atıldınız, pardon diyene kadar maaş vermiyorlar. Çiftçi yok. Evet, çiftçi yok. Niye yok çiftçi? Şu meşhur örneği vereyim ya. Tüm kadınların pırlantası var. Olmayanlar da aldırsın. Nasıl dönecek zenginler, nasıl daha zengin olacak? Ya tarladaki gübre, gübre fiyatlarından haberiniz var mı? Hiçbir fikriniz var mı? Ben bir çiftçi çocuğum. Bir amonyum fosfatı ya da DAP'ın solucan gübreleri hani mesela. O da yeni bir alan. Onu da konuşayım. Anlatayım size. Kaşın? Litresi 6 lira. Pahalı alıyorsunuz. 3,5 lira. Referans olurum. Mesele şurada toplanıyor. Nerede? Nerede tartışıyorsunuz? Siz hala gübre fiyatlarını ya da mazottaki sübvansiyonu konuşuyorsunuz. Çin ne yaptı biliyor musunuz? Çin Mozambik'te arsa topluyor. Arsa. Haberiniz var mı? Çin Mozambik'te arsa topluyor. Biliyor musunuz? Övüne övüne salağın birisi bugün radyoda söylüyordu. Türkiye'de artık tropikal iklim olacakmış. İstanbul'da portakal yetişebilirmiş. Ulan salak, İstanbul'da toprak mı var portakal dikeceksin? Bir Allah'ın kulu demiyor. Gelinen nokta bu. Öğrenilmiş çaresizlik bu. Öğrenilmiş cehalet bu. Ali Şeriat'ın dediği bilinçle eşekleştirme dediği şey budur. Neleri tartışıyor insanlar? İstanbul'da portakal yetiştirecekmiş. Aklı evvele bak. Şimdi yürümek gerekiyor. Şimdi nasıl yürümek gerekiyor? Bilgi kanalları kapandı. Tamam. Ama bilgi kanalları kapanması yetmedi. Bir kirlenme süreci var. Şu salondaki yaş ortalaması 65. Öğrencilerimi çıkardığımızda 70. Anladınız mı? Nerede gençler? Yok. Niye? Çünkü başka bir teorinin peşindeler. Üniversitede psikolojik rahatsızlıkları anlatırken öğrencinin birisi dedi ki onu cin çarpmış dedi. Gülüyorsunuz. Hayır, kötü niyet yok. Öğretilmemiş. Çünkü sabahtan akşama kadar salyet sümüğü televizyonda ağlayıp hikaye uyduran adamlara bir Allah'ın kulu dur demiyor. Demeyecek. Şimdi yeni bir savaş süreci başlıyor. Çin Komünist Partisi geçen gün oy birliğiyle yeni sosyalizm programını açıkladı. Tüm dünyayı etkileyecek. Hiçbirimizin haberi var mı? Çin Komünist Partisi ve 150 yıl önceki Marx'a atıfta bulundu. Anladınız? Bitti. Tüm tartışma bu. 150 yıl önceki Marx'ın söylediğini, yani toplumsal refahın şirketlerin, devletlerin değil en geniş tabana yayılması konusunda kararlılığın ve iradesini ortaya koydu. Bitti. Yeni bir süreci tartışıyoruz ama biz neredeyiz? Tartıştığımız şeyler sıkıntı. Yeni bir savaş başladı. iPhone ve Huawei. Huawei kazanacak. Çin telefon markası. Çin devleti tarafından organize edilen şirket. Huawei. O kazanacak. Biliyor musunuz? Huawei'nin ürettiği son telefonun kamerası iPhone'unkinden kat be kat daha kaliteli. Niye haber olmuyor? Haber olacak. Zamanı gelmeden. Şimdi sonuç. Hocam verirlerse sponsor alırız. Alsınlar, versinler. Yani hiç problem değil. Buradaki arkadaşlara dağıtırlar. Alanlar oldu. Öyle mi? Tamam. Şimdi bir iki şey çözümünü söyleyeyim mi? Çözümünü söylüyorum. Benim çözümüm şu. Bir. 12 Eylül'de toprağa gömdüğümüz kitaplar var ya o tek renkli. Onları çıkarıp yeniden okuyacağız. Yeniden fotokopi yapıp çoğaltacağız. Lamı cimi yok. Bu bir. İki. Yeniden düşüneceğiz, yeniden soracağız, yeniden yollara çıkacağız. Ve diyeceğiz ki yola çıktığımızda ya çemberin içindesin ya çemberin dışındasın. İki tarafı oynayamazsın. Bir bilgisayar firması bana da getirecekler yakında. Mozambik'in gelecek ekonomisine ilişkin 325 sayfalık rapor hazırlatmış. Mozambik'te asgari ücretin hakkında fikriniz var mı? Ne kadar olduğunu? $80. $80'lık ülkenin geleceğinin 325 sayfalık raporunu hazırlatıyor bilgisayar firmaları. Biz burada hala bir tartışmanın içindeyiz. Evet, şimdi uzun lafın kısası
Bir sürü not hazırlamıştım. Üstadım anlattı, diğer arkadaşlar anlattı. Anlatmaya devam ama nerede? Her noktada. Şimdi burada alkışlıyorsunuz o işin hikayesi. İlk göreviniz şudur. Birinci vazifeniz budur. Buradan çıkacaksınız, evinize gideceksiniz. Karınıza, kocanıza, torununuza, torbanıza. Bu ülkedeki yaşananları, televizyonları kapatarak anlatacaksınız. Anlatacaksınız. Bir daha anlatacaksınız. Bir daha anlatacaksınız. Olmadı beni çağıracaksınız, ben anlatacağım. Ama anlatacaksın. Kazanacağız mı? Başka yolu yokmuş. Başka yolu yok. Ne diyor ki kendimde? Biz de diyorduk, işçi sınıfının en güzel matbaası gene halkın duvarlarıdır. Duvarlara yazınız. Ben 2018 bütçesinde hakkımı istiyorum diyor. Alsınlar götürsünler. 80 lira para işte duvar kirletme cezası keserler. Ama başka şansımız yok. Yoksa 10 yıl sonra bölünmüş, karanlığa gömülmüş, açlıkla terbiye olan büyük olasılık Avrupa'nın fuhuş ve kumar arka batakhanesi olmak yolunda hızla ilerliyoruz. Ya kazanacağız, ya kazanacağız. Başka şansımız yok. Teşekkür ederim. Süper ya. 16 dakika. Vallahi süper, süper. Evet, ara vermeseydin. Tabii tabii. Bu senin genç neslinden. Gülüğün arkadaşlar diyelim. Evet. Genç neslinden. Şimdi bir ufak yani öyle polemik için değil, amacının dışına çıkarak söyledi. Ölüm deniliyor bize dedi. Sonra bütün verdiği örnekler aslında sürünmemizle ilgili örnekler. Ölüm demezler. Ölüm dediği zaman şeyden düşüyorsun ya. Üretimden. Performans kriterlerinden düşüyorsun. Hasta olamıyorsun. Hasta olman lazım. Kronik hastalık öneriyorum. Bütün verdiğin örnekler hayır, zaten ben, o. Abi ben şöyle dedim. Ya, siz ölüm bütçeye yük olmayın. Hayır yok. Zaten parasını veriyorsun. Yok yok. Belki mezarlıklar da özelleştirilecek. Ha, o zaman. Tamam. Daha güzel. Hapishane dedin abi. Mezarlığı. Oraya mezarlığı da ekleyelim. Belki de melekler de özelleşecek. Bilmiyoruz. Değil mi abi? Hesabı sorarken falan bir şeyler olacak. Şimdi bunu tamamlayan bir şey söyleyeyim. Bu gerçek, hakikaten gerçek. Kaç sene önceydi bilmiyorum. 7 sene oldu mu, 8 sene oldu mu? Küba'da İktisatçılar Kongresi'ne katıldı. Türkiye'den bir kişi abi, tesadüf nedir? Kaç kişi başvurmuş, niye ben onu da bilmiyorum. Belki Fidel Castro dedi ki, bu çocuk iyi çocuk, bunu alın dedi. Beni çağırdılar. Gittim, bir de öyle bir havalı da konuşuyorum. Görseniz hani şey böyle, çocukluğumdan beri hayalimdeki büyük komutan, İşte filan diye anlatıyorum İngilizce. Anam da aynanın karşısında 30 kez ezberledim, tamam mı? Abi hiç alkışlıyor. Bir kişi alkışlıyor. Alkışlayan da kim biliyor musunuz? Ünlü filozof Karl Polanyi'nin kızı. Abi. Amerika'da ya 5 iktisatçı say desen kalkınma iktisadı. Kitabı da kalkınma iktisadı üzerine. Moralim bozuldu tabii. Onun yanına gittim. Niye sen alkışladın da? Ya dedim bu spikerler, bu çevirmenler bıktılar artık şeylerden. Ya çekiyorlar diye çevirmiyorlarmış. Şimdi yani bu Cumhurbaşkanı'na da duyurulur. Yani birisini sürekli öldüğü zaman tercümanlar gıcık yapıyorlar ha. Çevirmiyor. Tamam. Beni de yalaka zannetmiş herhalde. Üçüncü dünya erkeği. O dergi aman 40 yılın başında bir şey söylüyor. Ama Büyükelçilik'ten de bir siviller vardı bizim orada. Not etmiş de olabilirler. Yani sen gel bakayım ne demek çocukluğundan beri. Değil mi? O hikaye biraz tehlikeli. Orada şunu anlattı bir tane profesör, üstadım. Dedi ki bana, Sayın Konukman dedi, sizin ülkenizde hastane kurulduğu zaman bu siyasilere karşı halkınızın tavrı nedir diyor. Ulan ne demek istiyor o? Hastane kurulmuş, halkın, vallahi kurbanlar kesilecek bilmem. Kurbanı anlatamıyorum bir türlü. Yani hastaneyle kurban arasındaki ilişki ben kuramıyorum. Yani nasıl yapacağız? Ya işte diyorum bir adetimiz var. İşte kesiliyorum. Adam zaten kurban anlayamadı. Neyse o bir anladı sonunda. Yani halkımız alkışlar dedi. Sizde ne olur dedim. Yargılanır dedi. Aa vallahi geçiyoruz ya dedim. Hemen şimdi rakam vereyim size dedi. Örneğin sağlık hizmetlerinin bütçe içindeki payı %98. Tedavi edici %2'dir. Bizdekini merak eden var mı? Tersi. Tamam. Eğer bir sağlık bakanı halkının hastalanmasıyla karşı karşıya kalıp hastane yapmak durumundaysa halk mahkemesine yargılanır kardeşim. Peki kaç tane yargılan? Olmadı ki dedi. Yargılanan yok. Korkudan kim yapacak o işi? Tam tersine. Sağlıkta sosyalizasyonu yaptık dedi.
Bizde de vardı. Sağlıkta sosyalizasyon. Fişek Enstitüsü'nün kurucusunu hatırlayan var mı? Nusret Fişek'in yasası var arkadaşlar. Sağlıkta sosyalizasyon diye. Ama uygulamadılar. Ne çok çalıştık. Uygulamadım. Evet bravo çok çalıştınız. Şimdi ben sevgili Aşkın Türeli'ye vereceğim. Arada sordum. Aşkın Türeli plan birçok komisyonunda gerçekten sadece CHP'nin değil hepimizin yüz aklı bizi temsilen oraya gitti çünkü. Orada arkadaşlar şu boyutlarda bütçenin muhalefet şerhinin yazılmasında belki de kaleme alınması da dahil en önemli rolü üstlendi. Sevgili Mustafa'nın da öyle yardımcı oldu mecliste bazı milletvekillerine. Bu çok önemli şerh yazmak yani tuğla büyüklüğünde şerh yazmak. Onu sordum. Bu sene var mı dedim. Maalesef dedim. Ya böyle bir şey olmaz yani. Bu işler kurumlaşacak kardeşim. Kurumsallaşacak özür dilerim. Kurumsallaşmadığı zaman bir muhalefet şerhi vardır gene. Var ama bu boyutta değil. Tabii, bu boyutta değil. Kapsamlı. Dolayısıyla ben belki şöyle soru soralım Aşkın Türeli'ye. Sen mecliste olsaydın neler derdin bu bütçe üzerine? Onu da kısaca bize anlatacak. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet teşekkür ederim hocam. Artık saatte zaten 17.21 oldu. Ben de kısa keseceğim. Öncelikle böyle bir toplantı düzenlendiği için ben İstanbul Yüksek Ticaretler Derneği'ne, Ankara Şubesi'ne teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan, Ankara Şube Başkanı, yöneticilerine, mali müşavir odalarımızın yöneticileri var. Hepsine, herkese. Bizim arkadaşlar ayrıldılar tabii zaman uzayınca. Bütün konuklara da, dinleyicilere de hoş geldiniz diyorum. Geç bir, biraz sonra da alasma aldık bir ses herhalde. Evet, şimdi tabii bütçenin hukuki boyutu konuşuldu. Bütçenin psikolojisi de konuşuldu. Ben de biraz ekonomisinden bahsedeyim çoğu. Çünkü olmazsa olmaz. Ama tabii buradaki şey şu önemli. Yani bütçede bir kısım rakamlar var. Ama bu rakamlar tek başına bir şey ifade etmiyor. Bunların ne anlama geldiği. Yani daha önceki konuşmacı arkadaşlarımız da açıkladı. Bütçe bir yeniden dağıtım mekanizması. Devlet kişilerin gelirlerinin belli bir kısmına el koyuyor vergileme yoluyla. Sonra onu harcamalarıyla yeniden topluma dağıtıyor. Personel harcamaları var, cari harcamaları, transfer harcamaları, yatırım harcamaları adı altında toplumsal kesimlere dağıtıyor. İşte burada kim kazanıyor bu süreçten? Bu soruyu hep sorma ihtiyacı içindeyiz. Yani bu bütçe kimin bütçesi? Zaten herkes arkadaşlarımıza sordular. Kime yarıyor bu bütçe? Böyle baktığımız zaman açık ve net olarak söyleyebiliriz ki bu bütçe bu ülkede çalışan geniş kitlelerin, yığınların, işçinin, memurun, çiftçinin, emeklerin bütçesi değil. Köylünün bütçesi değil. Bu bütçe kazananların bütçesi. Ve için içindeki zaten gri noktalar, yani kısmen ihale süreciyle açıklanan, ihale süreçlerinin şeffaf olmamasıyla ve işte Çiğdem Hanım anlattı, hocam biraz önce gene anlattı, bu kamu özel ortaklık modelleri, o modellerin içindeki ciddi hazine garantileri, biraz sonra kısaca ondan bahsedeceğim. Bunlar da aslında bizim bu bütçede tam göremediğimiz, hakim olamadığımız alanlar. Ama bunların hepsinin ciddi önemi var. Tabii şu önemli, Türkiye ekonomisini, Türkiye'yi 15 yıldır yöneten bir AKP iktidarıyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin ekonomik sorunları çözüldü mü AKP döneminde? Ne yazık ki çözülmedi. Türkiye'nin sorunları, yapısal sorunları çözülmediği gibi gittikçe ağırlaşmıştır. Ve bugün Türkiye içinden çıkılmaz adeta bir dar boğaza, bir çıkmaza doğru sürüklemektedir. Tabii bunun ceremesini de günlük hayatta hepimiz çekiyoruz, yaşıyoruz. Konuşmamı kısaltacağım. Bazı önemli konulardan bahsedeyim. Mesela orta vadeli program. Bu önemli bir program. Çünkü burada önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomik ve sosyal hayatında neler yapılacak? Devlet nerelerden vergi alacak, nerelere para yapacak, hangi tür yatırımlar yapacak? Hepsi buralarda yer alıyor. Buna baktığımız zaman yani bunun bir belge olmasını, güvenilirliği, inanılırlığı ve kredibilitesi olan bir belge olması gerektiğini düşünüyoruz. Vizyonu olan bir belge olması gerektiğini düşünüyoruz. 3 yıllık hazırlanıyor. Önümüzdeki 3 yılda dediğim gibi nerelerden vergi alınacak, nerelere harcama yapılacak, öncelikle harcama alanları nereler, hepsi bunun içinde yer almalı. Peki alıyor mu? Ne yazık ki almıyor. Yani bir tek şu var, orta vadeli programın temel amacı, burada yazılmış, büyümenin hızlandırılması, istihdamın arttırılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesidir. Güzel.
Ama bunu buraya yazmak yetmez. Bunun içindeki uygulayacağınız politikalar ve alacağınız tedbirlerle bu amaçlara ulaşabilir olmalısınız. Peki bu tedbirler, bu politikalar var mı? Ne yazık ki yok. Kendi içinde son derece çelişkili amaç ve hedeflerle Türkiye'nin bir yere gidebilmesi mümkün değil. Mesela diyor ki enflasyonun düşürülmesi hedefler olarak amacın altına koymuş. Mali disiplinin sürdürülmesi ve ticari dengenin iyileştirilmesi. İyi de değerli arkadaşlar, bunun hepsi bütün bu reform alanları birbirleriyle çelişen alanlar. Yani büyümenin hızlandırılmasıyla bir kere bu çelişiyor. Çünkü ekonomi büyüdüğü zaman Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığı, cari denge iyileşmez. Çünkü üretim ve ihracat yapısı ara malı ithalatına o kadar ciddi anlamda bağımlıdır ki üretim yapmak, ihracat yapmak için ithalat yapmanız lazım. Ekonomi büyüdüğü zaman enflasyon düşmez, enflasyon artar. Çünkü talep yönünden gelen bir baskı ve özellikle bizdeki gibi yurt içi talepten, yani özel tüketimden, yani hane halklarının, ailelerin yaptığı tüketimden ve şirketlerin yaptığı yatırım harcamalarından oluşuyorsa enflasyonu yukarıya doğru götürür. Gene aynı şekilde büyümeyle mali disiplin arasında ciddi bir şey var. Çünkü büyümenin kaynaklarından birisi de kamudur. Kamu yaptığı harcamalarla büyümeyi destekler. Vergi indirimleri yapabilir, harcamalar yapabilir. Ama ne yazık ki öyle değil. Gene cari dengenin iyileştirilmesiyle enflasyonun düşürülmesi çelişkilidir. Mali disiplinin sürdürülmesiyle enflasyonun düşürülmesi bu mevcut koşullarda mümkün değil. Çünkü mevcut vergi yapısı altında sizin kamu dengelerini düzeltmeniz için zam yapmanız lazım. Başka türlü bir şey yok. Harcamaları kısamazsınız. Faiz harcamaları belli. Personel belli. Ha kaynakları iyi kullansanız ihale konusunda bütçenin gerçek anlamda açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve rekabet koşulları içinde bir bütçe hazırlasanız ve tüm uygulamaları buna göre yapsanız o zaman belki düzelir zaman içinde. Ama ne yazık ki öyle değil. Çoğu da bizim denetimimizin dışında. Öbür taraftan büyüme hızı %5,5 burada 3 için. Yani önümüzdeki 2017 zaten bitti sayılır artık. 2018, 2020 için. Yani henüz bitti derken tam bazı rakamlar açıklanmadığı için henüz tam sonuçlanmadı dedim. Ve bunun da yurt içi talebin öncülük ettiği bir büyüme yapısı diyor. Yani hem özel tüketim artacak hem de sabit sermaye yatırımları artacak. İyi de yatırımların artması için Türkiye'de bunun konjonktürü yok. Geçen sene bakın ekonomi büyüdü. Biraz vergi indirimlerini ve onun dışında bu kredi garanti fonuyla kredi genişlemesinin çok ciddi anlamda etkisi oldu. Ama 2018'de öyle bir şey yok. Artık o teşvikler yok. Ekonomide bu büyümeler zor. 2018-19-20'de 5,5'luk büyümeyi Türkiye gerçekleştiremez. Ama rakamlarla oynamazlarsa tabii. Çünkü biz şunu biliyoruz ki, meğerse biz Türkiye ekonomisini incelerken hep diyorduk işte yurt tasarruflar düşük, yurt dışı tasarrufları, yatırımlara karşılamayı yetersiz, yatırım yüzeyimiz düşük. Bir milli gelir değişikliği yaptılar yaklaşık 5-6 ay önce. Ona göre aslında Türkiye'de milli gelir %20'ye yakın yükseldi. Bir gün evde otururken aslında %20 kişi başına gelirde daha çok zenginleştik. Aslında tasarruflar %15 çok düşük diyorduk. Bütün bu planlar, programlar ona göre hazırlanıyordu. Bir de öğrendik ki %15 değilmiş yurt dışı tasarruflar, %25'miş. Yatırımlar da %20 değilmiş, %30'muş. Böyle gayri ciddi bir iş olur mu? Neymiş? Ölçme sorunları varmış. İşte yeni bir sisteme geçilmiş. Dünya da yeni sisteme geçiyor. Gerektiği zaman yeni kavranan, geçmişte olmayan ekonomik aktiviteler gelir. Onlar kapsanır. Ama bunun nedeni büyük ölçüde ölçme sorunlarından geliyor. Bu açıdan da ciddi problem var. Bu büyüme olmaz. Bu cari açık hedefleri mümkün değil. İmkansız. Yerinde sayacak. Cari işlemler açığı yerinde sayacak. 2017 yılında 39 milyar dolar, 2018-19-20 okuyorum, 40 milyar dolar, 41 milyar dolar, 42 milyar dolar. Bu kadar büyüyecekse %5,5, özel tüketim harcamalar yapacaksa ve özel sabit sermaye yatırımları çok yüksek gösteriyor. Nasıl olacak? O büyümek için, o yatırımcı dışarıdan yatırım malı ithal edecek, üretim yapmak için, ihracat yapmak için ara malı ithal edecek. Nasıl bu cari işlemler dengesi kalacak? Türkiye'nin en büyük yapısal problemlerinden biri budur. Ekonomi biraz büyüdüğü mü, hızlı büyüdüğü zaman birdenbire cari işlemler açığı 3 noktaya gider. Bu 15 yıldan beri ne yazık ki düzeltmediler ve tam tersine bu yapı iyice bozuldu. Enflasyon hedefleri gerçekçi değil. Enflasyon hedefleri yani insanla alay ediyorlar. Bakın
Önce örtük enflasyon hedeflemesine geçtiler. 2006'dan itibaren de açık enflasyon hedeflemesi var. Merkez Bankası'nın bu görev seti, amaç seti içinde. O dönemden beri bakıyoruz, Merkez Bankası'na gerekli araçlar da verilmiş. Tabii o arada önceki başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanının tabii müdahaleleri, merkez bankacılardan çok Merkez Bankası'nı, ekonomistlerden çok ekonomiyi bildiğini düşünürsek, onlara yaptığı müdahaleler var ama ne yazık ki enflasyon hedefi hiç tutmamış. Bakın 2017 rakamı geçen seneki orta vadeli programda, bu seneki değil, 2017 yılında %6,5'muş enflasyon hedefi, %6,5. Bu seneki orta vadeli programda %6,5, %9,5'a çıkmış, revize etmişler. Ne geldi, ne oldu biliyor musunuz gerçekleşme? %11,9 yani %12. Yani %6,5 dediğiniz bir sene sonra %12, %100 sapma var. Bu niye önemli? Çünkü ekonomideki bütün aktörler gelecekle ilgili planlarını buna göre yapıyor. Yatırımcılar buna göre yapıyor. Şirketler ve işçilere verecekleri ücretleri buna göre yapıyor. İşin daha da kötüsü en şeyi devlet memuruna, işçisine verdiği parayı bu enflasyon hedefi üzerinden veriyor. Siz zaten baştan bu enflasyon hedefini tutmayacağı belli. Zaten baştan ciddi anlamda bir reel kayba uğramış durumdasınız. Arkadan enflasyon farkının verilmesi falan hepsi hikaye. Geciktikten sonra zaten bunun bir anlamı yok. Yani baktığınız zaman kur hedefleri gerçekçi değil. 2018 kuru 3.73, 2020'de 4.023 olacak. Yani. Şu anda 380-390'lar civarında. Bir ara 4'lere doğru gidiyordu. 4.93 bu niye? Bu da önemli. Sonuçta kur hedefi önemli. Yani işsizlik oranları gerçekçi değil. Böyle bakın, işsizlik oranları burada %10'lar seviyesinde. Ama ben bir hesap yaptım. Bizim Aziz Hocam'la bir çalışmamız vardır, ortak çalışmamız. Ekonomik Yaklaşım Kongresi'nde Gazi Üniversitesi'ni sunmuştuk. Esneklik oranlarını hesapladık. Yani büyümenin ne kadar istihdam yarattığını. Yani istihdamdaki yüzde değişmeyi, büyümedeki yüzde değişmeye böldük. Ve Türkiye'de işsizliğin genel anlamda esneklik oranları uzun dönem bu 0.25'ler seviyesinde. Sonra o 0.50'ler oldu. Şu anda ben bakıyorum, tabii, orta vadeli programa bakıyorum dönemde esneklik 0.67. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu şunu demek istiyorum. Bu %10'luk işsizlik rakamları dahi, ki bu hep tartışılıyor. Biliyorsunuz nasıl oynadıklarını. İşte 15 yaşın üstündeki bir nüfus katılıyor oraya. Ama Türkiye'de iş gücüne katılım oranları %52'ler civarında. OECD ortalaması %70. %52'ler civarında. Ve onun içinde de belli grupları öyle bir planlamışlar almış. Mesela kişi çalışmıyor. İşi de yok. Çalışma niyetinde ama iş, yani ben iş bulacağıma inanmıyorum diyor. Ümidi kırıldığı için iş aramıyor. İş aramadığı için bu toplam iş gücüne dahil edilmiyor. Onları da koyduğunuz zaman bu %10 olan işsizlik rakamları %16'ya çıkıyor. Gençlerde daha fazla. İşte bunun değişik şekillerde anlatılabilir. Yani çok ciddi problemler var. Bu önümüzdeki dönemin portresi parlak bir portre değil. Yüksek enflasyon, yüksek cari işlemler açığı, yüksek işsizlik oranları ve büyümenin faiz, kur zaten bunlarla bağlantılı. Kur bir yükseldiği zaman faiz ona dayalı olarak yükselecek. Bu büyümelerin olması mümkün değil. Çünkü yapısal problemler var. Bu problemleri çözmediğiniz zaman olmaz. Yani ciddi bir hastalığınız varsa, ikide bir hastalık olduğu zaman aferin alarak, aspirin alarak onu geçiremezsiniz. Biraz geçer gibi olur, ondan sonra yeniden yükseler. OVP ile 2023 hedefleri dediler. Sayın Orhan da biraz bahsetti. Yani o dönemde de zaten yerden yere vurduk. Dediler ki Türkiye 2023'te dünyanın ilk en gelişmiş 10 ekonomisi içinde yer alacak. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Hadi kendi büyüyeceğinizi biliyorsanız, başkalarının nasıl bir, ne kadar büyüyeceğini nereden biliyorsunuz? Yani sonuçta birbirine karşı bir karşılaştırmalı bir şey. 25 bin dolar kişi başına milli gelir. Şu anda yarısında, yarısını tutturamadık ki milli gelir arttı. %20 yükselmesine rağmen gene aynı seviyede, işte burada söyleyeyim size rakamı. Bir de bu büyüme oranlarıyla gerçekleşecek olan rakam 2020 yılında 13 bin dolar olacak. Mümkün değil. Tabii zaten buradaki bu kişi başına gelir rakamı da tek başına bir şey ifade etmiyor. Onun dağılımı önemli. Ne olacak şey? Yani sonuçta siz milli gelir hesaplıyorsunuz, nüfusa bölüyorsunuz. Ama esas hikaye onun nasıl dağıldığı. Toplumsal kesimler adaletsiz. Nasıl bundan pay alıyorlar? Buna bakacaksınız. Doğu Güneydoğu'da 500 dolar, 700 dolar. Tabii. Bakın en son bütçe üzerine gireyim. Çok kısa hemen bir hocam, ne kadar vaktim var? Devam. Hemen toparlayayım. Yine bu demin söylediğim bağlam içinde. Bütçe giderlerine, bütçe bakayım. Mesela bütçe, personel giderleri.
Sık sık hükümet övünüyor arkadaşlar. Ben diyor ki personel giderlerini, işte bütçe giderleri içinde payını arttırdım. Öyle mi? Öyle. Baktım ben öyle. Personel giderlerini, bütçe giderleri içindeki payı artmış. 2002'de %18'miş. 2017 yılında %28'e çıkmış. Yaklaşık 10 fark. İyi ama 2002 ve sonraki yıllar yüksek enflasyonun olduğu yıllar. Ve buna dayalı olarak faiz ödemelerinin bütçe içindeki payının neredeyse yarıya ulaştığı yıllar. Onunla kıyasladığınız zaman yanılırsınız. Faizler yüksek, enflasyon yüksek. O zaman şuna bakmak lazım. Ben daha önce bu kıyaslamayı yaptım. Ama belki dinlemeyen arkadaşlar vardır. İki sene önce yapmıştım. Personel giderlerine faiz dışı bütçe giderleri içinde payına bakmak. Faizi çıkartın. Madem öyle, faiz dışı giderleri içinde payına bakın. Zor çünkü. Ona baktığınızda 2002'de %32'ymiş. 2017'de %31'e düşmüş. Artmamış, azalmış. Yani personel nasıl olur? Personel gideri nasıl artar? Ya yeni personel alırsınız ya da personelin ücret ve maaşı özlük katlarında iyileştirme yaparsınız. İkisi de yok. Hep şu örneği de verdim zaten biraz önce. 4 kişilik bir aile örneği veriyordum ben hep. Ekmek örneği. Mecliste de vermiştik. Mesela düşünün 4 kişilik bir aile. Baba, anne, 2 çocuk. 4 ekmek alsınlar. Herkes bir ekmek yesin. Nedir payları? 4 ekmek içinde %25. Ailenin çocuğu, birisi üniversiteyi kazandı gitti. 3 kişi kaldılar. Gene bir ekmek yiyor. 4 ekmek yerine 3 ekmek alıyorlar. Ne oldu payları? %33. Hadi öbür çocuk da okumaya gitti. 2 kişi kaldılar. Gene birer ekmek yiyorlar karı koca. Ne oldu payları? %50. Bakın bunlar, işte bu rakamları yanlış, yani böyle alıp da bu istatistik biliminin şeylerinden, bu matematiksel hesaplardan girerek böyle yanıltmak son derece yanlış şeylerdir. Adamın ekmeği bir. Bu ülkede ciddi atanmayı bekleyenler var. Öğretmenler var, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri var, arkeologlar var. Ben inanıyorum ki bu salondaki arkadaşlarımız, dinleyiciler arasında, ailesinde, tabii onlar bir de işsiz, işi olmayan bir kişi yoktur. Yani işsiz olmayan bir aile yok Türkiye'de. Arkadaşlar acayip bir durum var. Yani ama bir taraftan da açık var, öğretmen açığı var. Madem bütçe, bu bütçenin sosyal devlette sosyal bir bütçe olması gerekir. O zaman alın, öğretmen açığını kapatın. Hem o insanlar eğitim gördükleri alanda çalışma imkanını elde etsinler, hem de ona göre sınıf mevcutları azalsın. Okuldaki öğrenciler de daha insani, son derece nitelikli bir eğitim alsınlar. Bütün diğer alanlarda bir geçerli. Yani bize gelen, mecliste gelen, inanın o arkadaşlarımızın taleplerini görseniz, yani çok, yani son derece şey olurduk hepimiz. Müteessir olurduk yani bu süreçlerin içinde. Yatırım harcamalarını söyleyeyim. Dedim, personeli söyledim bütçenin içinde. Yatırım harcamaları. Kamu yatırımları milli gelirdeki payı 2002'de %4.9'muş, %5'miş. 2017 yılında %4.1'e düşmüş. Bütçe dengeyi nasıl yapıyor? Yatırımlar düşmüş. Tabii çünkü kamu özel ortaklık modeliyle devlet yapması gereken yatırımları artık yapmıyor. Makyajlıyor bütçe dengesi bozulmasın diye, açık artmasın diye onu kamu özel ortaklığıyla dışarıya yatırıyor. Bu iyi bir şey mi? Hesabın var senin, değil mi? Tabii. Bu iyi bir şey mi? Şimdi, tabii ki. Çünkü özel sektör normalde imalat alanına girsin. İhracat üretim yapsın, ihracat yapsın. Özel sektörü aslında altyapı alanına sokuyorsunuz. Oysa fiziki, sosyal altyapı alanında devlet, sosyal devlet olmanın gerektiği sorumluluğu yerine getirmek zorunda. Ve ayrıca da bizim Aziz Hoca'yla da hep söylediğimiz teknolojik altyapı yatırımları önemlidir. Eğer yeni alanlara gireceksek, Türkiye yeni gelişen genetikte, nanoteknolojide, biyoteknolojide, havacılık sanayinde, uzay sanayinde gelişecekse, bu alanlara giriş için devletin öncülük yapmasına ihtiyaç var. Nasıl ki 1929 büyük buhranından sonra devletçilik uygulamasıyla Türkiye'de bankalar, çimento fabrikaları, sümer banklar, eti banklar, şeker fabrikaları kurulduysa, şimdi de bir teknolojik altyapıda devletin öncülük yapmasına ihtiyaç var. Çünkü imalat sanayi, teknoloji yoğunluğuna baktığımızda Türkiye'de ciddi problem var. OECD'nin bir tanımı var. İmalat sanayine toplamına 100 diyor. 4 grupta sınıflıyor. Yüksek teknolojili sektör ürünler. Ortanın üstü, ortanın altı bilen arkadaşlarımız var. Düşük diye. Türkiye'de 2003'te yüksek teknoloji sektörler ihracatta %6,5'muş, %3,5'a düşmüş. Büyük bir kısmı düşük ve ortanın altı teknolojilerde. Bunlar da kalabilir. Yani bir anda bunları terk etmek değil ama öbür alanlarda öne çıkmanız, gelişmeniz lazım.
Yoksa dijitalleşme, bilgi toplumu mümkün değil dünyayla rekabet etmeyi. Tek başınıza yarışmıyorsunuz arkadaşlar. Dünyayla beraber gidiyorsunuz. Gelelim bu kamu özel ortaklık modeli. Ben de birkaç şey söyleyeyim bundan. Bu yap işlet devletle başladı, yap işlet oldu. Sonra yap kirala devlet modeli. Hepsi iç içe geldi. Ben gelmeden önce öğrendim. Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma Bakanlığı aradım. Ne kadar dedim şey bu konudaki şu ana kadar yapılan yatırım. 221 adet proje yapılmış. 221. Ulaştırma, enerji, son dönem şehir hastaneleri. Toplam yatırım tutarı 61,5 milyar dolar. Toplam sözleşme tutarı 133 milyar dolar. Devlet ne yapıyor? Alım garantisi veriyor. Fiyat garantisi veriyor. Ve borç üstlenim anlaşmalarıyla hazine garantileri. Garantisi tabii. Bakın, şehir hastaneleri geldiği zaman çok ciddi anlamda karşı çıktık mecliste. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tekrar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yaptım. Ve bütün arkadaşlarımız, bütün Cumhuriyet Halk Partisi olarak mecliste, komisyonlarda, genel kurulda karşı çıktık buna. Dedik bu yanlış bir model. Çünkü devlet yapması gereken bir yatırımı yapmıyor, dışarı yaptırıyor, ondan sonra ona 25 yıl kira diyor. Dedik ki bir hesabınız var mı? Yani bu yatırımı bugün yapsam cebimden ne çıkacak? Sonra 25 yılda alacağım kirayı kabaca bir faiz oranından bugüne getirsiniz. Buna present value, bugünkü değer denir. Bunu bütün muhasebe teknikleri arkadaşlarımız bilir, herkes. Bir bakın, bir karşılaştırın ona göre. Yapılacaksa yapın. Böyle bir şey yok. Kira bedeli her yıl enflasyon kadar artıyor. Eğer kişi dışarıdan borçlanmışsa, yurt dışı dövizden, döviz kurundaki artışlar da oraya yansıtılıyor. Hazine bunların hepsine garanti veriyor. Adam alacak, işletecek, ona göre bütün o hastanedeki, şehir hastane, bütün o yapının içindeki bütün ticari alanları da kişi işletiyor. Peki yeni yatak kapasitesi var mı? Yok. 120 bin yatak kapasitesinin yaklaşık 1/3 bununla yenileniyor. Yeni kapasite yok. Mevcut kapasiteler. 100-200 yataklı yerleri, hastaneleri yıkıyorsunuz. Yerine 2000-3000 yataklı hastane yapıyorsunuz. 2000-3000 yataklı hastane olmaz arkadaşlar. Dünyanın hiçbir yerleri yok. Sadece böyle bir şey. Geçen bir arkadaşımız anlattı. Acil servis 500 metre. 500 metre acil servise giriyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Nasıl bir model? Yani bu, bunun adı koşullu yükümlülük. Bu gelecek kuşakları borç altına sokmak. Yarın öbür gün bu bonlar ödenmediği zaman bunların hepsi devletin üzerinde kalacak. Yani işin bu kısmı. Diğer taraftan da zaten kira ödeyeceksiniz. Para ödeyeceksiniz. Bakın işte bugün köprüden geçmeyen araçlar için para ödüyorsun. Hastanelerde belli bir yatak doluluk garantisi vermişiz. Yatmayan hastalar için para ödüyoruz. Biz ödüyoruz. Hiç olmazsa Deli Dumrul köprünün başında duruyordu. Gelen geçenden para alıyordu. Biz geçmeyenden de Deli Dumrul gibi bu ülke geçmeyenden, o hizmeti kullanmayandan da vergi alıyor, para alıyor. Böyle bir model dünyanın hiçbir yerinde yok. Tabii. Köprün başında dursun. Tabii. Köprün başında. Zaten zıtkıya gerek yok. Gelelim üçüncü transfer harcamalarına. Hocam hızlanıyorum. Tarımsal destekleme. Hani bütçe ne getiriyor, kime ne getiriyor diye bakıyoruz. Bir önemli bir kesim Türkiye'de çiftçi kesimi var. Çünkü ürünler öyledir ki tarım sektöründe. O sene hava iyi olur, ürün bol olur, birdenbire fiyat düşer. Yani o tarım dünyanın her yerinde çiftçi desteklenir. Avrupa ülkeleri de destekler. Biz de 2006 tarihli 5488 sayılı tarım kanunu 21. maddesi var. Diyor ki tarımsal desteklemeye verdiğiniz para %1'den az olamaz. %0.5'da arkadaşlar. Şimdi milli gelir serisi değişince, milli gelir oradan iyi oldu ama buradan oranı düşürdü. Şimdi 4/4'lere düştü. 5/5 değil. Tabii. Onun hesabını yaptık. Yine karşıladık ne kadar ödenmeyen para var diye. O ödenmiş olsaydı Türkiye şu anda bütün ürünleri içeride üretiyordu. İnsan gibi yaşıyordu ailesiyle beraber. Bütün o sektörler önemli. Çiftçi kazanacak ki nakliyeci de kazanacak. Onu satan perakendeci de satıp kazanacak. Herkes kazanacak arkadaşlar bu modelde. Yani bu açıdan çok ciddi problem var. Sosyal yardımlar 2016 yılında 27 nokta. Bunlar hep devletin resmi rakamları. Yanımda Kalkınma Bakanlığı 2018 yılı programını getirdim. 27.9 milyar. Ne kadar biliyor musunuz milli gelirdeki payı? %1.1. Oysa OECD ortalaması %2.5. Bakın biz aile sigortasını bu yüzden söylemiştik. Yani bu model yanlış bir model. Bu model sıkıntılı. Bir kere bütünleşik bir yapı yok. Sosyal sigorta bir yerde, sosyal yardım bir yerde, sosyal hizmet bir yerde. İkincisi, bunların ciddi anlamda yoksulluğu azaltma üzerine etkisi yok. Çünkü çoğu primli transferlerden oluşuyor. Çok başlı bir yapı var, aynı yardımlar hala devam ediyor. Oysa onun yerine gerçek bir sisteme ihtiyaç var.
Amaç tabii yoksulluğu ortadan kaldırmak zorunda. Yoksulluğu yönetmek, yoksulluğun sürdürmesini sağlamak değil. Ama bunun için işte o işin ekonomi politiğindeyiz. Yani ne oluyor? Birileri kazanıp birileri kaybediyorsa bizim de o kazananlardan alıp kaybedenlere vermemiz lazım. Bütçe böyle bir araç olmak zorunda. Hazırlayacağımız bütçe böyle olmak zorunda. Son olarak bütçe geliri üzerine birkaç şey söyleyeyim. Vergi yükü artıyor. 2002 yılında %21'miş, 2016 yılında %25'miş, 25'e çıkmış. Devletin resmi rakamları. Daha fazlaydı ama özellikle 2012'den sonra milli gelir artınca bu rakamlar biraz düştü. Aslında 7-8 puanlık bir vergi yükü artışı var. Dolaylı vergi, dolaysız vergi ayrımı hala %65-%35. Yani bunlar kamunun, bütün kamunun, sadece bütçenin değil, genel devletin değil, tüm kamu kesimi rakamlarını söylüyorum. 2002 yılında %36'ymış dolaysız vergileri. Toplam içindeki payı o %35'ler seviyesinde. Dolaylı vergilerde %64, %65. Yani buradan da şunu görüyoruz aslında. Vergiler aynı zamanda bir iktisat politikası aracıdır. Sadece gelir ve hasılat boyutuyla bakılmaz. Onunla belli hizmetleri, belli sektörleri desteklersiniz. Belli yatırımların yapılmasını sağlarsınız. Gerçek bir maliye politikasında vergi çok önemli. Ama ne yazık ki bunlar için öyle değil. Dolaylı vergilere otomatik zamma bağlamış, içkiye, sigaraya her tarafa tıkır tıkır böyle bir sürecin içinde devam eden bir yapı var. Bu açıdan da baktığınızda vergiler de mevcut şu anlamda bizim gibi sabit gelirli kesimler üzerinde kalmaya devam edecek. Giderler anlamında, harcamalar anlamına baktığında bu ülkede yaşayan insanların, geniş kesimlerin, işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin buradan bir kazancı yok. Ne yazık ki bu bütçe zenginin bütçesidir. Ve her şeyin dışında arkadaşlarımız çok güzel söylediler. Hocam da söyledi işte, yani bütçe hakkı boyutuyla ele alınması önemlidir. Ta Avrupa'nın, ta İngiltere Magna Carta'dan başlayan bir süreçtir bu. Önce vergilerin konmasında hükümdarın, monarkın etkisini, kralın etkisini kısıtlarlar. Sonra da harcamaların denetimine geçerek böyle bir süreci giderler. Bu anlamda aslında baktığımız zaman hepsinin temelinde hukuk var. Hukuk ve demokrasiye ihtiyaç var. Hesap verilebilirliğe ihtiyaç var. Bunlar olmadığı zaman bu eksiklikler aslında bu teknik rakamlara da geliyor. Yani biz burada bir kısım rakamlardan bahsediyoruz ama bu ülkede gerçekten işleyen çok düzgün bir hukuk sistemi olsa, gerçek bir demokrasi olsa o zaman aslında böyle önümüze bu bütçe rakamları gelmez. Toplumsal kesimler örgütlenirler. Devlet ona göre yapması gerekeni yapar. Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirir. Tüm kamu ihalelerin hepsi şeffaf olur. Devlet en uygun fiyata, en kaliteli, en nitelikli hizmeti sağlar. Bunun yapılmasına ihtiyaç var. Bu da dediğim gibi tabii bir kişinin, iki kişinin değil, bütün hepimizin işi. Bu anlamda buna sahip çıkmak, buna her yerde söylemek, seslendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet hocam, geçti mi bilmiyorum zamanı. Çok teşekkür ediyorum. O kadar, hukuka. İki tane duyuru yapacağım. Bir tanesi Cemalettin kardeşimin bu güzel konuşmasını daha da ben uzun bir zamanda kendisini dinlemek isterim. Şu OHAL'i de dinlemek isterim derseniz Yeşil ve Sol Gelecek Partisi'nde Cemalettin Gürler'i 18.30'da adresi neresiydi hocam? Partinin neresi bu? Bu eski Rumeli lokantası tam karşısında Sakarya'da. Nerede? Sakarya'da. Rumeli lokantası'nın orada 18.30'da bu gün salı günü. Evet. Bu güzel heyecanlı insanı dinlemeye gidin. Gelecek salı. Gelecek salı. 18.30. 18.30. Yani hem partinin adı da gelecek. Yani Yeşil ve Sol Gelecek, bir de Gelecek Salı. Salı günü işte, gelecek salı. Yürürken sonra alacak. Dur şimdi, geleceğim. İkinci bir duyuru da, biraz da ben de kendi örgütüme de biraz bir şey yapayım. Ben Haziran Hareketi, Sokullu Dikmen daha doğrusu, meclis üyesiyim. Bir kampanya başlattık. Sizi de aramızda görmek istiyoruz. Kampanya şu, muhtarımız da var dahil oraya. Muhtarlarımız da yardımcı oluyorlar. Çünkü bu CHP'lilerin zaten önemli bir kısmı Haziran Hareketi'ne destek veriyor, biliyorsunuz. Bizim de muhtarlarla bağlantımız var. Belediye bütçesine müdahale mi var? Şöyle, şehir hastaneleriyle ilgili olarak arkadaşlar, biz tespit yaptık. İki tane temel şehir hastanesine bizi yönlendirecekler. Buradaki hastanelerin hepsini kapatıyorlar, bildiğiniz olsun. Yani Dolmuş'ta gittiğimiz yer yok artık, tamam.
uzakta bir yerde. Hani gitmesen de bilmem ne yapmasan da orası senin diyor ya, nah senin yani, nasıl senin olacak? Ve bırakın 100 metre acili macile, oraya gidinceye kadar adam öldü. Ve cepten para bir de hocam. Mesela cenazeyi kaldırmazlar. Paran olmadı mı? Ben eski cami hocasıyım. Ölü yıkadım. Para olmadı mı? Ölüyü bırakırsın orada. Yani harikasın. Sevabıyla yıkamak yok öyle. O hikaye o. İnanmayın ona. Tamam mı? Onun için lütfen bu şehir hastaneleri, Tabipler Birliği de bakın. O da başlattı bağımsız. Ya önemi yok. Kime imza veriyorsanız verin kardeşim. Olayın özü şu. Şehir hastanelerine karşıyız. Biz hastanemizi istiyoruz. Bu kadar basit. Yani düşünebiliyor musunuz? Küba'da hastaneyi yapanları cezalandırıyorlar. Biz razıyız yani. Hastane olsun da şehir hastanesi olmasın diye. Ehveni şer yani. Durumumuzu görüyor musunuz? Ehveni şer. Ne yazık ki durum böyle. Şeye gelince de bir son cümle gayet güzel anlattı. Vergi yükü yükseliyor dedi. Yalnız şöyle bir şey var. Bu KDV tahsilatında dehşet bir düşüş var arkadaşlar. Kredi olarak kullanıyor. Bizim iş adamlarımız zeki adamlar. KDV tahsil ediliyor. Ya tahakkuk ediyor, özür dilerim. Tam ödeyecek. Ama 0% kredi ya.